Australopithecus cinsine ait toplamda 9 tür biliniyor ve bu türler de kendi içerisinde narin ve kaba yapılı olarak ikiye ayrılıyor. Narin yapılılarda Australopithecus anamensis, afarensis, africanus, bahrel gazali, garhi, sediba bulunurken kaba yapılılarda Australopithecus etypicus, robustus ve Australopithecus bozai türleri bulunur. Bizlerin de dahil olduğu homo cinsi insanların bu narin yapılı Australopithecus'lardan evrimleştiği düşünülüyor. Lucy fosili Australopithecus'ların en meşhurudur. Lucy'nin günümüz şempanzelere kadar küçük bir beyni, çıkık bir yüzü, çenesi, irili ufaklı azı dişleri ve ortalama 110 santimlik bir boyu vardı. Australopithecus'lar hayatlarının bir kısmını ağaç tepelerinde bitki ve meyve yiyerek geçirirken bir kısmını karada dolaşarak geçiriyorlardı. Bulunan fosiller beyin ölçülerinin neredeyse 4 milyon yıl boyunca çok fazla bir değişime uğramadığını gösteriyor. Bu uzun zaman dilimini çok fazla bir şey düşünmeden sadece hayatta kalıp üreyerek geçirmeye çalıştılar. Biz modern insanlara benzeyen hayvanlar ise büyük beyin ve iri gövdeleriyle ilk olarak yaklaşık 2,5 milyon yıl önce belirmeye başladı. O zamanlar Doğu Afrika'da yaşam ve sosyalliği merak ediyorsanız bir gün sıradan bir AVM'ye sadece insanları sıradan bir hayvan olarak incelemek için gidin. Göreceğiniz şey hemen hemen aynı. Oyunlar oynayıp koşturan çocuklar, zarar görmesinler diye onları koruyup kollamaya çalışan helikopter anneler ve onların anneleri. Tabii ki bölgedeki genç dişileri tavlamak için çeşitli danslar edip gürültülü sesler çıkararak birbirlerine sahip oldukları kaynakları, gücü ve zenginliği göstermeye çalışan genç erkekler. Görüldüğü gibi sahip olduğumuz teknoloji biri gelip elimizden alsa çıplak maymunlara geri döneriz. Çok da başka bir şey değişmez. Sadece onları değil, bizden daha 50 yıl önce yaşayan atalarımızı bile çok farklı insanlarmış gibi düşünme eğilimindeyiz. Nasıl oluyorsa bu yanlış düşünce biçimini her yeni gelen nesle de aktarmayı başarıyoruz. Fakat detaylara indiğimizde bazı konularda 50 yıl önce yaşayan insanlarla 500 bin yıl önce yaşayan insanların arasında neredeyse hiç fark yok gibi. Onlar da bizim gibi eğlendi, aşık oldu, sevdiklerini kaybetti, sinirlendi, üzüldü, yeni doğumlarda mutlu oldu, sevindi ve kutlamalar yaptı. Bu duygular o zamanlarda olduğu gibi şimdi de birçok memeli ve hayvan türünde benzer şekilde yaşanmaya devam ediyor. Uzaktan bakınca aslında milyonlarca yıldır dönüp duran bir tekrar sürecini yaşıyor gibiyiz. Kendi hayatları ve yaşamımızın en özeli olduğunu düşünüyoruz. Fakat hepimiz sıradan hayvanlarız. Ve gerçekçi olmak gerekirse üreyip genlerimizi bir sonraki nesle aktarmaktan başka çok bir amacımız yok.